Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Mehmet, sizlerden gelen gerçek hayat hikayeleriyle beraber itiraflarınızı seslendiriyorum. Bugün dikkat ettiyseniz beyaz bir gömlekle karşınızdayım. Bunun sebebine gelecek olursak uzun zamandır insanlardan hayat hikayelerini dinliyorum. Ama dün sabah saatlerinde konuştuğum hanımefendinin hayat hikayesini dinlerken resmen gözyaşlarımı tutamadım. Bu denli bir haykırış, bu denli bir adaletsizlik ben hiçbir zaman işitmemiştim. Kendisi şu anda çok zor bir süreçten geçiyor ve belki de önümüzdeki ay içerisinde çıkacağı mahkemede tutuklanması söz konusu olabilir. O yüzden ben de bu hikayeyi dinledikten sonra hemen yazmaya karar verdim ve bugüne yetiştirdim. Her detayında ve sonunda olağanüstü detaylara sahip olan bu gerçek hayat hikayesinden dinleyenler de kendilerine bir pay çıkarabilirse ve dualarınızla destek olabilirse çok sevinirim. Eğer sizlerin de kimseye anlatamadığınız itiraflarınız veya anlatsam roman olur dediğiniz gerçek hayat hikayeleriniz varsa lütfen WhatsApp iletişim hattımız olan 0506 397 93 95 numaralı telefondan bana ulaşın. Şimdi sizler benimle beraber kanalımızı desteklemek için beğeni ve yorumlarınızı yaparken ben de hayat hikayemize başlıyorum. Merhaba Mehmet Bey, ben Leyla. Şu anda 30 yaşında bir kadın olsam da yaşadıklarından dolayı resmen 100 yaşında bir ruhum var. Yaşadıklarımı anlatamasam, belki de konuşacak bir kişi bile bulamasaydım rahat edemezdim. Mehmet Bey belki de 15-20 gün içinde yolunun sonunda hapishane olabilecek bir mahkemeye katılacağım. Bu mahkemeden önce ben de yaşadıklarımı anlatmak, belki de annelere, babalara, evlatlara ibret almaları için size ulaşmak istedim. Mehmet Bey, açıkçası 9 yaşıma kadar anne babamla beraber çok güzel bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Mükemmel bir hayatım vardı. Sevgi dolu annemle beraber çalışkan babam, tek çocukları olan Leyla'yı hayatlarının baş köşesine koymuşlardı. Kaderim belki de annemin kanser illetine yakalanmasıyla birlikte bir anda ters düz olmuştu. Anneme teşhis konulduktan sonra sürekli onun yanında olmak, beni bırakıp gitmemesi için dualar eder olmuştum. Ama gözlerimin önünde annem eridi, zayıfladı ve kötü bir şekilde teşhisin konulmasının 6 ay sonrasında vefat etti. Babamla baş başa kalmamızın ardından biraz akrabalar gittiler, geldiler fakat eninde sonunda yalnızlık ikimizin kaderi olmuştu. Ben okuluma gidiyor geliyor, babam da inşaatlarda çalışarak hayatımızı idare etmeye uğraşıyordu. Annemden sonra akrabalar tekrar evlenmesi için babamı ikna etmeye çalışsalar da babam asla anneme veya bana ihanet etmedi, tekrar evlenmeyi asla düşünmedi. Mehmet Bey, 13 yaşıma geldiğimde babamın inşaatın 6. katından düşerek öldüğünü öğrendim. Annemden sonra babamı da kaybetmiş, belki de bu hayatta ilk defa yalnız başıma kaldığımı hissetmiştim. Babamın cenazesi eve geldikten sonra akrabalarımız da son görevleri olarak mevlüt okutmuş, cenaze işlemlerini halletmişlerdi. Cenazeden sonra bir süre halamların evinde, bir süre de amcamların evinde kaldım. Ama halimi görmeniz lazım. Sığıntı gibi yaşıyorum. Suratıma bakan kim olursa olsun biz niye buna bakıyoruz, okul masrafını karşılıyoruz, niye yemek veriyoruz diyorlardı. Aslında okul masraflarım için devletten burs bile alıyordum. Ama bir türlü onların yanına sığamadım Mehmet Bey. Babamdan kalan bir bağ, bir bahçenin devir işlemleri için benden imza aldıktan sonra beni yanlarında tutmalarının da bir anlamı kalmamıştı. İmza için kağıt getirdiklerinde, "Hadi at kızım, ne okuyorsun, bizden sana yanlış gelir mi?" diyerek hepsi tepemde dikilmiş, hepsinin gözlerinden ateş fışkırır vaziyete gelmişti. İstediklerini de elde ettikten sonra, "Biz buna bakamayız." diyerek beni yakın bir şehirde bulunan yetiştirme yurduna verdiler. O dönemde benim yaşadığım şehirdeki kapalı olduğu için oradakine gidememiştim. Ama kimsenin umrunda değildi ki. Yeter ki bir tabak azalsın, bu kız defolsun gitsin diye düşünüyorlardı. 5 ay boyunca farklı bir şehirde yetiştirme yurdunda kaldım. O yurtta öyle kötü şeyler yaşadım ki resmen kabussuz geçen bir gecem bile olmadı. Yurtta bulunan güvenlik görevlisinin sıkıştırmaları, tacizleri, sürekli peşimde gezmesi. Hele ki hayır dedikçe hortumlarla, sopalarla sana şiddet uygulaması. Daha çocuk yaşlısın, aklına bile gelemeyecek şiddetler, tacizler yaşıyorsun. Kimin kimsen yok. Gidecek yerin yok, sahip çıkanın yok. Ben bu eziyetlere maruz kaldıktan sonra ikametgahımın bulunduğu şehirdeki yetiştirme yurdu tekrar açıldı. Bizim olduğumuz yerdeki nüfus da kalabalık olunca bizi toplayıp oraya gönderdiler. Allah yukarıda, gittiğim yurtta hiçbir sıkıntı yaşamadım. Oradaki çalışanların hepsi de insan evlatlarıydı. Hepsi de bizlere anne baba gibi davranıyorlardı.
Seneler yavaş yavaş geçiyor, ben de lise çağına geliyordum. Lise için sınavlara girdikten sonra kaldığım yurda otobüsle yarım saat uzaklıktaki bir ticaret meslek lisesini kazanmıştım. Haftalık olarak bize harçlık falan veriyorlardı. Ama 3 gün paramız olsa 4. gün para falan kalmazdı. Çok defa param olmadığı için yurda kadar yürüdüğümü çok iyi bilirdim. Lise 3. sınıfa kadar bir iyi bir kötü okuluma devam ederken okulun karşısında bulunan bir büfeden de param olursa ufak tefek yiyecek içecek alırdım. 3 sene boyunca aynı yerden alışveriş yaptığım için büfe sahibi de beni tanır ve halimi bilirken arkadaşlarımla gittiğim zamanlarda ben bekliyorsam bir şey almıyorsam param olmadığını anlar kendisi ikramlarda bulunurdu. Çok defa param yok abi almak istemiyorum desem de gerek yok paraya diyerek elime tutuşturuyordu. Gerçi şu anda abi abi diyorum ama o pislik benim hayatımın içine eden adamdı. Okuluma devam ederken o zamanlarda öğlenci olarak gidip gelirken 16 yaşına gelmiştim. Bir kış günü hava hafif yağmurluyken cebimde 5 kuruş param yoktu ve yurda gitmek için mecburen yürümek zorundaydım. Hava kararmaya yüz tutmuş. Ben de olabildiğince hızlı bir şekilde yürümeye çalışıyordum ki yanımda bir araba durdu ve kornaya bastı. İçeriye baktığımda büfe sahibi adamın arabayı kullandığını gördüm. Bana direkt olarak "Kızım bu havada neden yürüyorsun? Nereye gidiyorsun?" dedi. Ben de "Abi yurda gidiyorum." dedim. Bana baktı, havaya baktı. "Bak karanlık çökmüş, yağmur da yağıyor. Gel ben seni bırakırım." dedi. Yürüyerek resmen 1,5 saat sürecek bir yolum vardı. Gerçekten hava soğuk ve yağmurluydu. O yüzden adamı da tanıdığımı düşünerek arabasına bindim. Yol boyunca pek konuşmayan bu adamın bir süre sonra daha sapa ve karanlık bir yola doğru gittiğini fark etmiştim. "Abi neden bu yola girdik? Benim yurt öbür tarafta kaldı." dediğim anda suratıma da bir tokat yedim. 16 yaşındaydım, neye uğradığımı şaşırmıştım. Niye dövüyor bu adam beni diye düşünüyordum. Ama bu adam ıssız, kimsenin olmadığı bir yere arabayı sürdü ve sağa çekti. Sesimi kimseler duymadı. Ben bağırdıkça daha çok dövdü, daha çok saldırdı. Artık başıma gelecekleri anlamış, ağlamaktan konuşamıyor bir hale gelmiştim. Gömleğimi yırtarak bana zorla sahip oldu. Ve işini bitirdikten sonra bana ne dedi biliyor musunuz? "Oo, yurtta kalıyorsun ama namuslu kalmışsın. Aferin." dedi. Hiçbir şekilde onun suratına bile bakamazken olduğum yerde yığılmış ağlıyordum. Sonra Mehmet Bey bu adam neyle vurdu, ne yaptı bilmiyorum ama kafama aldığım bir darbeyle büyük bir acı hissettim, gözlerim kapandı. Kendime geldiğimde küçücük bir köy evinin odasındaydım. Yerimde doğrulduktan sonra kapıya doğru ilerledim. Açmaya çalıştım ama üzerime kilitlenmişti. İçeride insanların konuştuğunu duyabiliyordum. Beni kaçıran pislik içerideki insanlara, yani ileride kayınpederim ve kayınvalidem olacak insanlara size gelin getirdim dediğini duyabilmiştim. Çığlık attım, kurtarın beni diye yalvardım. Gitmek istiyorum dedim. Ama ne kadar çok sesimi yükseltirsem daha kötü dayak yemeye başladım. Artık anlamıştım ki ya tamam diyerek kabul edecektim ya da beni öldürecekti. Çünkü bana sahip çıkacak kimsem yoktu. Kaldığım yurt 24 saat içerisinde kayıp başvurusu için polise gitmişler. Haberlerini bu pislikten alıyordum. Ama bu kayınpederin eli o kadar uzun bir adamdı ki ne kapımıza bir polis geldi ne de beni arayan soran oldu. Çevreleri o kadar genişti ki 2-3 günün içerisinde üzerimde taşıdığım kimlik kartımı aldılar, mahkeme açıldı ve yaşım 16 olmasına rağmen evden dahi çıkmadan 18 yaşına yükseltildi. Kimlik kartım tekrar eve geldiğinde mahkemenin görüldüğünü ama benim mahkemeden haberim bile olmadığını anlamıştım. Sonra nikahımızı kıymak için muhtar o eve geldikten sonra adamın ayaklarına kapandım. "Bak eğer ki senin de evladın varsa, kızın varsa beni anlarsın. Ben bu adamla evlenmek istemiyorum, beni zorla tutuyorlar." dedim ama o adam ne bir kere bile cevap verdi ne de bana yardım etti. O nikahta bile kafama resmen güneşlik gibi kalın bir örtü takmışlardı. Çünkü yüzüm gözüm dağılmış bir biçimde olduğunu hiç kimseye göstermek dahi istemiyorlardı. O adam da bana yardımcı olmayınca nikahım kıyıldı ve çile dolu hayatım resmen başladı. Ankara'ya taşındık ama camdan bakarsın dayak. Kısa kollu giyersin dayak. Yemek soğuk olur dayak. Erken kalkarsın dayak. Geç uyanırsın dayak. Nefes almak bile büyük bir suçmuş gibi sürekli dayak yiyorum. Zaten 8 yaşında annemi kaybetmişim. Ne yemek yapmayı biliyorum ne temizlik yapmayı. Çocuğum da hiçbir şeyden haberim yok ki. Zamanla bunları geçtim. 2 sene boyunca çocuğum olmadı. Bir de bunun için dayak yemeye başladım. Gerçek yaşım 18'e geldikten sonra hamile kaldım Mehmet Bey. Zorla evlendirilmemin ardından ilk defa 9 ay boyunca rahat bir nefes almıştım. Bebeğin erkek olduğunu öğrendi ya,
9 ay boyunca tek bir kez bile bana dokunmadı. Ama oğlum doğduktan sonra yine aynı taz, aynı hamama döndü. 6 sene boyunca evden çıkmadan, üzerime kilitli kapı eşiğinde çocuğumla ilgilenirken aynı şekilde şiddetlere maruz kaldım. 6 senenin sonunda bir gün eve gelen bu pislik, "Yeter evde yattın, artık çalış, para getir," dedi. Ve beni bir fabrikaya işçi olarak yerleştirdi. Oğlum anaokuluna giderken ben de fabrikaya çalışmaya başladım. Ama elime ne bir kuruş para geçiyor ne de bir kaçış yolu bulabiliyorum. Mehmet Bey, siz ve dinleyenler sanmayın ki karakola gitmedim, şikayetçi olmadım. Evet, belgelerine kadar size yollayabilirim ki onlarca kez karakola gittim, şikayetçi oldum. Ama adalet diye hiçbir şeye maalesef rastlayamadım. En fazla 3 aylık uzaklaştırma veriyorlar, beni geri eve yolluyorlardı. Adam uzaklaşmıyor ki. Üst katta oturan annesine geçiyor, gece olunca yine yanıma geliyor, bu sefer de şikayetçi oldum diye daha fazla dayak atıyordu. Sahip çıkanımız yok, sesimizi duyan yok derken Rabbim yüzüme güldü Mehmet Bey. Bu pisliğin taşıdığı kuru sıkı bir tabancası vardı. Seyir halinde yolda giderken bir araçla tartışma yaşadıktan sonra bu adamı korkutmak için tabancasını çıkartıyor. Ama karşı tarafta gerçek silah olunca çekip vuruyor bunu. Bu pisliğin öldüğü haberini aldığımda o kadar rahatladım, o kadar mutlu oldum ki sizlere anlatamam. Resmen içimin yağları eridi derler ya, öyle hissediyordum. Rabbime çok şükür artık kurtulduk. Ben çalışıyorum, başımızı soktuğumuz bir evimiz de var, oğlumla beraber yaşar gideriz diye düşünüyordum. Ama olmadı Mehmet Bey. Bu ülkede dul kadın olmak kadar zor hiçbir şey yoktur. Dul kadınsın diye sana sürekli o gözüyle gören zihniyetlerin Allah cezasını versin. Bir rahat yüzü göremedim. Pazara giderim, suç. Markete çıkarım, o şunun gelini oraya gitmiş, neden acaba derler, suç. Dedikodu üzerine dedikodu döndü. Zaten bu kız çok güzeldi, neden bu adamla evlendi ki diyenler konuştukça konuştu. Laf ettikçe ettiler ve sonunda hayatımı mahvettiler. Kayınpederim beni evine çağırdıktan sonra elime tutuşturduğu 20 lirayla beraber oğlumu ve beni kapı dışarısına koydu. Ne bir kıyafet, ne bir eşya, elimde var 20 lira. Git bu evden dediler. Ya bu 20 lirayla ben nereye giderim, ne yaparım, hiç mi vicdanınız yok desem de kapı kapandı, biz kaldık dışarıda. Gidecek yerimiz olmadığı için ilk olarak karakola gittim. Durumumu anlattım. Ama oradakiler ne dediler biliyor musunuz? Sağlığın yerinde, çalışabilirsin. Gerekli şartları sağlamıyorsun ama istersen çocuğunu yetiştirme yurduna verebiliriz dediler. Ben zaten o yetiştirme yurdunda yaşadıklarımdan sonra oğlumu asla oraya gönderemezdim. Öleceksek beraber ölecek, yaşayacaksak beraber yaşayacaktık. Mehmet Bey kapalı ATM'lerde, kapısı açık binaların merdiven boşluklarında yatmaya başladım. Her gece bir apartmanın kapısı açık olsun da içeriye girelim diye öyle dualar ettim ki, oğluma sarılıyorum, yatıyorum, 20 lira deseniz bitti. Çocuk bana açım diyor, ben kendimi geçtim, oğlumun yaşadıklarına katlanamıyorum. Sürekli olarak Allah'ım sen bize yardım et, bir çıkış yolu göster diyerek ağlayarak dualar ediyorum. Marketlerden atılan bayat ekmeklerle, restoranlardan atılan artık yemeklerle bir süre daha dayanmaya çalıştım. Evet, ben çöpleri karıştırdım. Hayatımı sürdürmeye uğraştım. En sonunda bir gün parka gittik. Ama üstümüz başımız leş içinde. Benim çocuk parkta oynarken bir karı koca çift yanıma geldi. Ve senin çocuğun bu mu dediler. Evet diyerek böyle böyle oldu dedim. Ve inanır mısınız, o karı koca bana ve oğluma sahip çıktı. Bizi evlerine aldılar. Günler sonra banyo yüzü gördük. Günler sonra sıcacık, tertemiz bir yemek yedik. Bizi evine alan bu adam yıllar öncesinde yetiştirme yurdunda büyümüş, yediği dayaklardan, yediği demir sopalardan kaburgalarına kadar kırılmış bir adamdı. Adam yıkılmamış, büyümüş ve üst düzey bir p**k olmuş. Hani zengin insanlara mankenler, güzel kadınlar ayarlayanlar oluyor ya, aynen o şekilde. Şimdi Allah var yukarıda, bana hiç öyle bir şey teklif etmediler, zararları dokunmadı. Ama yaptığı iş buydu. Benim de neden bu işi yapıyorsun diyecek pozisyonum olmadığı için sesimi çıkaramıyordum. Neyse, bu karı koca boşta duran eşyalı bir evi bana verdiler ve bana iş buldular. Lisenin 3. sınıfına kadar okuduğum için biraz bilgisayardan ve muhasebeden anlıyordum. O yüzden beni ufak ama güzel bir şirkete eleman olarak yerleştirmişlerdi. Allah'ım dedim, sonunda benim de hayatım yoluna girdi. Her şey geçti. Artık mutlu, huzurlu yaşayacağım diye yerimde duramıyorum. İş yerine koşarak gidiyorum. Biraz da birikim yapıyorum. Sonra bir gün okuldan telefon geldi. Hemen gelin dediklerinde patronundan izin alarak okula koşar adım gittim. Gittiğimde oğlumun oturduğu sırasında birden bayıldığını söylediler. İçime öyle bir yumru oturdu ki anlatamam.
Doktor doktor, hastane hastane gezmeye başladıktan sonra oğluma kan kanseri teşhisi konuldu. İnsanın dünyası kaç kere yıkılabilir Mehmet Bey? Vallahi cidden soruyorum, bu kadar sıkıntı bir insanın başına kaç kere gelebilir? Başladım bu sefer de Allah'ım çocuğuma bir şey olursa ben ne yaparım diye düşünmeye. Bu hayatta tek sahip olduğum varlık oydu. Başka kimsem yoktu ki. O da olmazsa tek başıma kalacaktım. Psikolojik olarak yıkılsam da kısa bir zamanda tedaviye başlandı. Rabbime şükürler olsun ki daha başlangıç seviyesinde olduğu için doktorlar sürekli umut verici konuşuyorlardı. Ama taşıdığınız yük ve yaşadıklarınız bu kadar büyük olunca dayanamıyorsunuz. Sürekli düşünmeye, sürekli uykusuz geceler geçirmeye başlıyorsunuz. İlk zamanlarda alkolle başlayan kendime uyuşturma sevdam zamanla yetmemeye başladı ve uyarıcı madde kullanmaya başladım. Aşırı derecede sinir hastası gibiydim. İçmesem duramayacak gibi oluyordum. İnanın işe gittiğimde herkes bana hasta mısın, bu gözlerin hali ne diye soruyorlardı. Oğlum parka çıkardığımda güneşe bile bakamıyordum. Ama beynimi uyuşturmam lazımdı. Çünkü yaşadıklarımı başka türlü kaldırabileceğimi düşünmüyordum. Bu süreçte beni evine alan karı koca da tabii ki yanımdalardı. Çok defa kızım seni hastaneye yatıralım, bu şekilde olmaz, düzelmen gerekiyor dediler. Zaten bu hayatta gün yüzü görebildiysem hep onların sayesinde oldu. Allah onlardan 1000 kere razı olsun. Ama ben bırakmak istemiyorum. İstediğim zaman bırakırım dedim ve içmeye devam ettim. Bırakırım diyorum ama nereye bırakıyorsun ki? Başlamak kolay ama bırakmak o kadar zor ki anlatamam. Oğlumun tedavisi devam ediyor. Ben de içtikçe içiyordum. Mehmet Bey tam tamına 26 ay boyunca oğlum tedavi gördü ve sonunda Rabbime şükürler olsun ki kurtuldu. O kurtuldu ama ben madde bağımlısı olarak kalmıştım. Yoksunluk dönemlerim çok ağır geçiyor, kendimi kaybediyordum. Ama hayatıma, işime, gücüme de devam ettim. O dönemde bizim iş yerinde benim ilk girdiğim zamanlarda çalışan ama sonradan işten ayrılan bir adam vardı. Biz bu adama isterseniz Tugay diyelim. Bu Tugay iş yerinde çalışırken de ayrıldıktan sonra da bana sürekli olarak yazıyordu. Benimle yemek yemek istediğini, tanışmak istediğini çok defa söylemişti. Ama benim gözüm erkek falan görmüyor ki. Zaten seneler boyunca işkence çekmişim, zorla bir beraberlik sonucu evlenmişim. Erkek mi isterim ben? Sürekli reddettim. Tugay asla peşimi bırakmadı ve sadece tanışmak istediğini, ona bir şansı çok görmemem gerektiğini anlattı. Ona madde kullandığımı, başımdan geçen olayları anlattım. Yani beni istemeyeceğini bile düşündüm. Ama o bana aşamayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki birbirimize güvenelim dedi. Ve benimle ilgilenmeye, çocuğumla ilgilenmeye başladı. İnanır mısınız beni bir odaya kapatarak madde bağımlılığımı bile bitirdi. Bu kadar çabasına, iyi hallerine şahit oluyordum ki galiba doğru insanı bulduğumu düşünüyordum. İlk bir yılımız çok güzel geçti. Yeni bir eve taşındık, yeni eşyalar aldık, tatillere çıkıyoruz, çocukla geziyoruz, resmen bulutların üzerindeyiz. Sonra Tugay benim çocuğumla daha rahat ilgilenmemi düşündüğü için iş yerinden ayrılmamı istedi. Bana öyle güzel ve hayatım boyunca görmediğim şekilde iyi davranıyordu ki ne derse desin yapmak benim için bir emir sayılırdı. Aşık etti bu adam beni kendine. Mehmet Bey tam olarak bir senenin sonunda benim hayatım tekrar tersine döndü. Çünkü ben bu hayata çile çekmek üzere geldim. Ben bu dünyanın bütün kahrını çekmeye geldim. Hani yaşadığım olaylar senaryoya dökülse gerçekten film olabilir derler ya. İşte o insan bendim. Bir akşam üzere eve gelen Tugay'ın suratından düşen 1000 parçaydı. Ne oldu hayatım diye sorunca şirket küçülmeye gidiyormuş. Beni de işten çıkardılar dedi. Tamam hayatım, merak etme. Ufak tefek köşede paramız var. Sen iş bulana kadar onunla idare ederiz. Sen sıkma canını dedim ve destek olmaya başladım. Ama gün geçtikçe iş bulamayan, sıkışan Tugay gerginleşmeye ve daha da hırçın bir hale gelmeye başladı. Bir sene boyunca bana sesini bile yükseltmeyen adam bir anda bana tokat atmaya, bağırmaya başlamıştı. Yine sesimi çıkarmadım, sıkıntıda olduğu için darlandı, o yüzden böyle davranıyor diye düşündüm. Ama keşke düşünmeseydim. Mehmet Bey bir akşam evde otururken Tugay bana baktı ve yeter artık bu şekilde olmuyor, sen de çalış dedi. Tamam hayatım, çalışırım tabii ki. Hemen benim ablayı arayayım, onlar bana güzel bir yerde iş bulurlar. Kısa zamanda toparlanırız, sıkma canını dedim. Tugay bana senin iş aramana gerek yok. Ben sana iş buldum dedi. Ne işi? Fabrika mı, şirket mi diye sormaya başladım. Çünkü temizlik işi bile olsa yapabilir, asla gocunmazdım. Tugay ayağa kalktıktan sonra söylemeye gerek yok diyerek telefonunu çıkardı, birisini aradı, eve gel dedi. Kimi çağırdın, kim geliyor diye sordum ama asla cevap falan vermedi. Ve çok geçmeden kalkarak kapıyı açtı, içeriye bir adam aldı. Tugay bu adam kim oluyor dediğimde işin bitince beni ararsın dedi ve kapıyı çekerek evden defoldu, gitti.
Karşıma yabancı, tanımadığım bir adam gelmiş, salonun ortasında soyunmaya başlamıştı. "Ne yapıyorsun kardeşim, neden soyunuyorsun? Çık git şu evden," desem de "Hadi soyun da işimizi halledelim," diyordu. O anda koştum mutfağa ve elime aldığım büyük bir bıçakla beraber adamın karşısına dikildim. "Bu gece ya sen benim katilim olursun ya da ben katil olurum. Ama artık yeter, bana bir kişinin bile dokunmasını istemiyorum. Defol git bu evden," diye bağıra bağıra onu kovaladım. Ve inanır mısınız Mehmet Bey? Yarı çıplak adamın peşinden koşuyorum. İnsanlar görseler de görmüyorlar, duysalar da duymuyorlar. Yemin ederim insan kalmamış bu memlekette. Eve dönmüş, soluk soluğa demin başıma gelenleri düşünürken kapı açıldı ve Tugay eve girdi. Beni dövdükçe dövdü, vurdukça vurdu. Beline koydu ve nereden bulduğunu bilmediğim silahla oğlumun uyuduğu odaya girdi. "Ya bunun kafasına mı sıkayım yoksa gözlerinin önünde gırtlağını mı keseyim, sen karar ver," dedi. Yalvardım, ayaklarına kapandım. "Bak Tugay gider, tuvalet temizlerim, her işi yaparım ama benden kendimi satmamı isteme. Para kazanırım, yapma etme," dedim ama "Bundan kolay para başka türlü nasıl kazanacaksın ki? Aptal olma. Suyun temizleyemediği kir yoktur. Bunu unutma," dedi. Ve defoldu, gitti. Evet, hayatımda duyduğum en iğrenç cümle bu olabilirdi. Suyun temizleyemediği kir yoktur. Temizlemiyor Mehmet Bey. Hiçbir şey bu kiri, inanın ki temizlemiyor. Ertesi günü gittim karakola, şikayetçi oldum. İçeri aldılar, ifadesini verdi ama sonuç olarak yine serbest bırakıldı. Evdeseniz gece kondu. Kapıyı kilitlesen ne olacak? Camlarda parmaklık yok, bir şey yok. Cama omzunu vuran içeri girebilir. Akşamına tekrar eve gelen Tugay hem bana hem oğluma şiddet uyguladı. Ve sonunda oğlumu da yanına alarak defoldu gitti. Giderken bana söylediği tek cümle, "Ya bu işi yapacaksın ya da oğlunu bir daha görmeyeceksin," olmuştu. Basıp gittikten sonra ağladım. Yerlerde dövündüm. Ya çocuğumun canına kıyar ya başka birisine satarsa diye düşünmekten kafayı yiyecek bir hale gelmiştim. Çaresiz kaldım Mehmet Bey. "Tamam, getir çocuğumu, ne istersen yaparım," dedim. Getirdi oğlumu ve ben bu adam yüzünden bedenimi satmak zorunda kaldım. Kimisi hakaret etti, kimisi şiddet uyguladı, kimisi azıcık cilveli olsana, kadın gibi davransana diyerek benimle beraber oldu. Ve anlatamadığım daha neler neler yaşadım. İşin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Bu Tugay pisliği benim işimi doğru düzgün yaptığımı takip etmek için sürekli kapıdan bizi izlerdi. Ben ağlaya ağlaya, dişlerimi sıka sıka tam 4 tane dişimi kırdım. Tırnaklarımla çarşafları yırttım. Kollarımı sıkmaktan hala bedenimde taşıdığım izler var. Aradan zaman geçiyordu. Bu pislik hastalık kaparım, bir yerime bir şey olur diye sigortada yaptırmıştı. Zaten çocuğumun da durumu ortadaydı. Sonradan sıkıntı olmasın diye kendini sağlama alıyor diye düşünüyordum. Ama hiç de o şekilde değilmiş Mehmet Bey. Sermayesi olduğum bu adam benim üzerimden kredi çekmeye, şirket kurmaya, tefecilerden borç almak için bir sürü olaya karışmış. Bana zorla imzalattırdığı belgelerin haddi hesabı yoktur. Ben imza atıyorum ama neyin ne olduğunu bilmiyorum ki. Hadi imzalama da görelim. Hemen oğlunun odasına yöneliyor. Yani uzun lafın kısası, bu pislik bir insanın yapabileceği, alabileceği tüm parayı toparladı. Tabii ben para falan nereye harcanıyor, hiçbir şeyden haberim yok. Bu sürekli borcumuz var, çok borcumuz var diye söylenip geziyor. Ben bunun borcu olduğunu duydukça bana gelen müşterilerin bahşiş adı altında bana verdikleri fazla paraları biriktirmeye başlamıştım. Salağım ya, hala biriktirirsem, Tugay'a verirsem borçlar kapanır, benim de bu şekilde çalışmama gerek kalmaz diye düşünüyordum. Ama Mehmet Bey, ben borcu bir öğrendim ki kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. 5 milyon borç var. Sen nasıl ödeyeceksin? Nereye ödüyorsun? Daha yaşın 30'un altında. Zaten vücudunda kadınsal olarak hiçbir hissiyatın kalmamış. Bir de üzerine bu kadar borç. Ne yapacaksın, değil mi? İnsanın güzel olmasının inanın hiçbir anlamı yok Mehmet Bey. İnsanın kaderi güzel olacakmış. Başka hiçbir şeye ihtiyacı olmuyor inanın ki. Neyse, bir gün eve geldim. İçeri bir girdim. Her yer dağılmış. Sanki hırsız girmiş. Tugay'ı aradım. Ulaşılamıyor. Biriktirdiğim paralara baktım. Yerinde yoklar. Aman kurtuldum, gitti, bitti her şey dedim. Derin bir nefes aldım. İnanın biriktirdiklerim falan umrumda değildi. Ne de olsa çalışır, hayatımı sürdürürüm, hiç değilse namusumla çalışırım dedim. Hemen benim abiye, ablaya ulaştım. Tekrar eski evime yerleştim. Bu sefer şirkette iş bulamadım ama temizlik şirketinde çalışmaya başladım. Helalinden para kazanıyor, milletin altına yatmak zorunda kalmıyordum ya, dünyalar benim oluyordu. Sonra tabii yavaş yavaş adıma çekilen borçların kağıtları gelmeye başladı. Tabii benim bunları ödeyecek ne gücüm ne de param var. Ödemeye ödemeye hakkımda davalar da açılmaya başladı. İki celse görüldü, tutuksuz yargılanma kararı çıktı.
Ama devletin adıma verdiği avukat 3. celsede beni içeri alabileceklerini belirtiyor. Anlayacağınız 8 ila 18 yıl arasında hapis sistemiyle karşı karşıyayım. Şu anda oğlum okuluna devam ediyor ve ben bu olanları ona açıklayamıyorum. Bu kadar sıkıntının içerisinde beni bu hayatta tek gururlandıran varlık oğlum. Şu anda okuduğu okulda bile ilçe birincisi. Çok zeki bir çocuk. Ama şimdi ben hapse gireceğimi ona nasıl açıklayacağım? İnanın ki bilmiyorum. Bana sahip çıkan karı kocaya bile gittim. Beni satın, borcumu kapatayım, oğlumu tek başıma bırakamam dedim. Ama o abi bana sağlam bir tokat attı ve sakın bir daha aklına bunu getirme. Çocuğun bizim de çocuğumuz. Sen yoksan biz varız dedi ve borcumun yarısına kadar olan tutarı ödedi. Benim yavrum geceleri sürekli üzerini açar. Şimdi kim örtecek üstünü? Kiminle uyuyacak? Okuldan nasıl mezun olacak? Askere nasıl gidecek? Ben bunların hepsini kaçırabilirim. Eğer ki bu dünyada adalet diye bir şey varsa ben artık bana bu adaletin uğramasını istiyorum. Son 3 aydır Türkiye'nin en ünlü ve en çok kadınlara sahip çıkan avukatlarından birine sürekli bana yardım etmesi için yazdım. Çok şükür en sonunda gönderdiğim belgeleri okudu, benimle görüşmeyi kabul etti. Görüştükten sonra da her türlü desteği sağlayacağına dair sözler verdi. Şimdilerde onun tesellisiyle biraz olsun kendimi çıkışa yakın hissediyorum. İnanın bu ülkede herkes şov yapma peşinde. Herkese ulaşmaya çalıştım. Ama benim arkamda kimse olmadığı için sesimi dahi duyuramadım. Şimdi sizlere soruyorum. Ben bu yaşadıklarımın hangi birini hak ettim? Benim suçum neydi? Beni satan, üstüne dolandırıp yurt dışına çıkan bu adamın hiç mi suçu yoktu? Allah aşkına ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, anne babanıza sahip çıkın. İnanın ki içlerinde ufacık da olsa belki merhametleri vardır. Çünkü dışarıdaki insanların hiç ama hiçbir şekilde merhametleri olmuyor. Benim anam, babam yanımda olsaydı belki de bunların hiçbirini yaşamazdım. Bana sesimi duyurma şansını verdiğiniz için çok teşekkürler Mehmet Bey. Allah'a emanet olun. Sizden ve dinleyenlerden dua beklediğimi sakın unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Evet arkadaşlar. Hayat hikayemizin sonuna geldik. Aslında bu hikayenin bizim tarafımızdan sonlandığı görülebilir. Fakat Leyla Hanım için her şey şimdi başlıyor. Kendisiyle uzun uzun konuştuk. Gerçekten yaşadığı hayatta bir gram bile suçu olmadığını ben ona söyledim. Hep kötü insanlarla karşılaşan Leyla Hanım'ın belki de tek şansı o karı kocaydı. Şimdi bile yüksek bir miktar ödeyen bu insanlar her zaman Leyla Hanım'ın yanında oldular. Arkadaşlar kendisine de söylediğim bir şey vardı. Leyla Hanım'ın yaşı 30 olmasına rağmen sesi o kadar yorgun ve yıpranmış geliyordu ki bu bile yaşadıklarının kanıtıdır. Maalesef ki adaletin ağasına bile rastlayamadığımız bir hikaye dinledik. Son kısımda başvurduğu avukat hanımın ona sahip çıkacağını ve destek sağlayacağını öğrendikten sonra bir nebze de olsa içim rahatladı. Ama şu anda ödenmesi gereken 1,5 milyonluk bir borç var. Bu kadar büyük bir meblağ nasıl toparlanır? Nasıl çıkış yolu bulunur? İnanın bilmiyorum. Avukat hanım yardımsever insanlara ulaşacağını söylemiş. Umarım ki bu sıkıntıları da çözerek Leyla Hanım çok istediği gibi yavrusundan ayrılmaz. Ama ayrılmak söz konusu olursa kesinlikle bir psikolog yardımıyla gerçekleri çocuğunuza anlatmalısınız. Psikologdan destek almanız hem çocuk için hem de sizin için faydalı olacaktır. Çünkü çocuk zaten yıllardır bunları görerek yaşamış. İllaki geçmişte kalmış travmaları vardır. Onları da halletmek lazım. Hayat her zaman size darbelerin en büyüğünü vurmuş. Gerçekten düzenlerken, okurken, dinlerken ben de kendimi çaresiz ve elim kolum bağlı, yapayalnız hissettim. Şimdilerde gelecek adına dua etmekten, ümit beslemekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Kesinlikle bu bir yardım etkinliği değildir. Ama destek olmak isteyen, maddi durumu iyi olan kişiler de bana ulaşırsa ben de yardımcı olmak isterim. Leyla Hanım'a bana bu hayat hikayesini güvenerek anlattığı için teşekkür ediyorum. Gizli kalan, halı altına süpürülen hayatların sesi olmak benim için de onur vericidir. İnşallah bu kötü günler geçecek, oğlunuzla beraber güzel günler yaşayacaksınız. Leyla Hanım, Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, ben Mehmet. Üzücü ve ağır bir yayın oldu ki ben bile ruhen yorgun hissediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir yanlışımız olduysa affola. Pazar akşamı canlı yayına katılmayı unutmayın. Bana ulaşmak, hayatınızı anlatmak isterseniz 0506 397 93 95 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sevgiler, saygılar dilerim.